Minecraft'ta en iyi evi kim yapacak? Apocuğumuz ve ikizlerin macerası. 9 yaşındaki Apocuğumuz, Minecraft dünyasının heyecan verici ve yaratıcı bir parçasıydı. Onun güçlü babası, ona bu dijital dünyanın nasıl işlediğini öğretti ve Apocuğumuz çok hızlı bir şekilde öğrendi. Bir gün, Apocuğumuz bir meydan okuma düşündü, en iyi evi kim yapabilir? Güçlü babası, buna katılmak isterim, dedi, gülümseyerek. Apocuğumuz heyecanla, harika. Yarışmaya hoş geldin, baba, dedi. Ancak yarışmayı daha heyecanlı hale getirmek için başka katılımcılara ihtiyaçları vardı. Apocuğumuz, Minecraft'taki iki arkadaşı Alper ve Selim'i davet etti. İkiz olan Alper ve Selim de yarışmaya katılmaktan heyecan duydular. Evet, kesinlikle katılacağız, dediler. Herkes oyun planlarını yapmaya başladı. Apocuğumuz, evinin en yüksek olacağına karar verdi. Babası, mümkün olduğunca geniş bir ev yapmayı planladı. Alper, evine bir sürü gizli geçit eklemeye karar verdi ve Selim, evini bir kale gibi korunaklı yapmayı düşündü. Hepsi evlerini yapmaya başladılar ve herkes çok çalışıyordu. Apocuğumuz, yüksek evini inşa etmek için çok sayıda blok topladı. Babası, geniş evi için çok sayıda malzeme gerektiğini fark etti. Alper ve Selim, kendi planlarını uygulamak için çok yoğun çalışıyorlardı. Bir süre sonra, hepsi birbirlerinin evlerini merak etmeye başladılar. Apocuğumuz, babasının evini ziyaret etti ve genişliğine hayran kaldı. Babası da Apocuğumuzun yüksek evini ziyaret etti ve onun yaratıcılığından etkilendi. İkizler, birbirlerinin evlerini ziyaret ederek birbirlerinin fikirlerini takdir ettiler. Meydan okuma sonunda geldi. Herkesin evi büyüleyiciydi. Apocuğumuzun evi en yüksekteydi, babasının evi en genişti. Alper'in evi bir labirent gibi, her yerinde gizli geçitlerle doluydu ve Selim'in evi bir kale kadar güvendeydi. Sonuçta, kimin evinin en iyi olduğuna karar vermek zordu. Hepsi harikaydı. Onlar, herkesin yaratıcılığını ve emeğini kutlayarak bu meydan okumayı kazanmanın aslında birlikte eğlenmek ve birbirlerinin yeteneklerini takdir etmek olduğunu fark ettiler. Sonunda, güçlü babaları bir şey söyledi, "Her birinizin evi, kendi tarzınızı ve yaratıcılığınızı gösteriyor. Bu nedenle hepiniz kazandınız." Bu hikaye, çocuklara birlikte eğlenceli zaman geçirmenin ve birbirlerinin yeteneklerini takdir etmenin önemini öğretir. Ayrıca, bir meydan okuma karşısında hırslı olmanın ve hedeflerine ulaşmak için çalışmanın değerini de gösterir. Minecraft dünyası, Apocuğumuz ve arkadaşları için eğlenceli, yaratıcı ve öğretici bir deneyim oldu. Onlar en iyi evi kim yapabilir sorusuna birlikte eğlenerek ve birbirlerini takdir ederek cevap buldular. Ve belki de en önemlisi, arkadaşlık ve takdirin en iyi evi inşa etmenin gerçek anahtarı olduğunu öğrendiler.